Ali İhsan Bey merhabalar, programımıza merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok mersi. Evet değerli izleyenler, Konya Sarayönü yolculuğumuzu kesmeden devam ederken şimdi de nereden sesleniyoruz? Güven'in adresinden sesleniyoruz. Kendi sektöründe adından bahsettiren Parlak Oda'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda ikinci kuşak temsilcileri Ali İhsan Bey ve Ahmet Bey bulunmakta. İlk önce sizden başlamak istiyorum Ali İhsan Bey. Yaptığınız hizmetlere geçmeden önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Ali İhsan Parlak. 1992 Ladik doğumluyum, buralıyım. İlkokulu burada okudum. Ortaokulu da burada okudum aynı zamanda. Liseyi Sarıyönü merkezde okudum. Üniversitede 2 yıllık Konya'da Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bitirdim. Çok aynı güzel. Zamanda biz de okul bittiğinde burada işe devam ettik. Yaklaşık 10 yıldır buradayız. İkimiz de aynı zamanda. Evet. Aslında babanızın açtığı bir yer ama bayrağı sizler götürüyorsunuz evet, değil mi? Kuzenler evet. olarak. Çok şimdi güzel bıraktı bir şey. Tamamen burayı. Ahmet Bey sizi de kısaca tanıyalım. Ben de 1994 Ladik doğumluyum. İlkokulu burada Ladik'te okudum. Liseyi Sarıyönü'nde okudum. Üniversiteyi de Konya'da olarak tamamladık. Ne kadar sonra güzel. Sonra 10 yıldır da burada devam ediyoruz işte hizmet ikimiz beraber. Hizmet veriyorsunuz ne kadar güzel. Evet. Peki Ali İhsan Bey, buradaki hizmetleriniz nelerdir? Hizmetlerinizi mercek altına alırsak ne buradaki gibi hizmetler veriliyor? Hizmetimiz ön planda bizim yolda kalan araçlarda. Hani kaportadan ziyade araçlar yolda kaldığı zaman neyden kalır? Rot başından, rotilden, hani yağ bakımları olsun, motor tamirleri, aracı yolda bırakmayacak akla ne gelirse biz o hizmetlerde ön planda bulunuyoruz. Gayet de güzel çalışmalarımız var. Hani tamirhane aynı zamanda bizde, Babamgil'de orada zaten. Zaten 30 yıldır varsınız. Evet, 30 yıldır güvenli buradayız. Güvenli sağlamışsınız. Abim var, amcaoğlumuz var. Onlar da tamirhane kısmındalar. Babamgil'in yanındalar. Biz de Ahmet'le burada işte yedek aslında bir aile şirketi evet, değil mi Parlak Oda? Ne kadar güzel. Evet. Ahmet Bey peki buraya gelen araçlar nelerle karşılaşıyor? İlk etapta hizmetler nasıl başlıyor burada gelen araçlarda? Yani hizmetler hep iyi yönde sağlamaya çalışıyoruz. Ama sizler nokta atışta yapıyorsunuz araçların arızalarını değil mi? Evet. Yani arızayı hızlı bir şekilde çözüp hızlı bir şekilde yapıp yani müşteriyi fazla burada bekletmeden bir an önce göndermek istiyoruz. O şekilde işlerimizi sürdürüyoruz yani. Bugüne kadar da zaten aksi bir hali evet. olmadı. Çok da güzel. Zaten bir aksilik bir durumunda Babamgil'in bu zamana kadar ayakta kalma ana sebebidir o. Garanti kapsamı. İnsanlık hali yani bir olur da arabada bir problem olursa getirilir. Problem ücretsiz bir şekilde çözülür yani. Çok güzel. Aslında herkesin her verdiğiniz hizmetinde arkasında evet, duruyorsunuz. Evet. Çünkü burada ticaretten çok hizmet ön planda. Evet, evet. 30 yıldır da böyle devam ediyor. Sizler de o şekilde devam ettireceksiniz. İnşallah. Peki burada bir de yedek parça satışı var değil mi? Evet. Hangi araçların yedek parça gruplarınız nelerdir burada? Burada küçük yer olmaz sebebiyle Tofaş'ın ön planda. Hani Alman grubumuz var, traktör, biraz kamyon grubumuz var, depras setleri olsun. Hani devir daimleri. Aynı dediğim gibi yolda bırakacak malzemeler. Her şey burada mevcut aynen. aslında değil mi? Mevcut diyenin dışında Konya'daki toptancılarımız var. Hani araba kalmıştır, elimizde parça yok. Telefon açarız, sepete göndeririz, sipariş atarız. Bir saat, bir buçuk saat içinde gelir. Araca takılır. Gene aynı gün içinde sonuç veriliyor yani. Değil mi? Evet. Peki buraya hangi grup araçlar geliyor Ahmet Bey? Yani araç grubu seçiminiz var mı yoksa herkese açık mı kapınız? Yok, herkese açık yani her türlü araç grubunu elimizden geldiği kadar arızalarını giderip tespit edip yani yapıyoruz. Peki bütün ekip arkadaşlarınız burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Yaklaşık işte 5 kişi falan serviste var tamir kısmında. 2 kişi de biz buradayız. Yani bu şekilde devam ettiriyoruz hizmet işlerimizi. Hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki müşteri portföyünüz daha çok kimler sizleri ziyaret ediyor? Bizim burası genelde çiftçilik üzerine bir memleket. Ama çiftçiliği de gelir, emniyet arabaları da gelir, araçları da gelir. Hani aslında burada herkese kafanız açık evet, bir yerde. Yol üzeri de olmaz sebebiyle yani çok iş adamı bile gelir yani bizim burada
yol üzerinin avantajları. Mesela örneğin burada yaşamalarına gerek yok. Bu yol üzerindesiniz. Hangi yolu bağlıyor? Hangi şehirlerin yolunu bağlıyor burası? Bu Konya-Afyon karayolu. Biz 40. kilometresindeyiz zaten. Buradan her geçen de sizlerden hizmet alabilir değil alabilir mi? Alabilir tabii. Zaten burada zaten her şey mevcut. Zaten bizde buralıymış hani yolda yolcuymuş gibi bir anlayış yok. Kesinlikle ona karşıyız. Her gelen aynı hizmeti bizden görür. Güler yüzümüz burada zaten. Herkese aynen. Kapımız herkese açık. Ve arkada da gördüğümüz gibi birçok ürüne sahipsiniz burada. Aksesuar satış da mı yapıyorsunuz burada? Neler aksesuar, var? Neleri bulabilirler seyircilerimiz? Koltuk kılıfları var, paspaslar. Aynı zamanda lastik de var. Koltuk kılıfları da var. Harika. Evet. Montajını ikimiz yapıyoruz. Çok güzel. Lastik var. Bu lastik işine biz 3 yıl oldu başlayalım. Lastik satışımız da var. Aküdür, ne bileyim normal yedek parça. Her şey var aslında. Burada da evet, olarak yedek parça gibi yapıyoruz. Şu anda da ekranlarımızdan geçiyor. Zaten seyircilerimiz de görüyor. Aslında burada her soruna bir çare var. Burada Allah'ın uzman izniyle. Ekipler var. Herkes işinde, alanında profesyonel. Hiç çekinmeden sizleri ziyaret edebilirler evet, burada. Her zaman bekleriz. Tam olarak saray önünde neredeyiz? Son olarak seyircilerimize bu bilgiyi de verelim. Konya-Afyon karayolunun 40. kilometresindeyiz. Shell Petrol yanı. Sanayi içindeyiz. Yeni sanayi sitesi. E-blok No.1. Tamir kısmı da A blok. Bu A şekilde blok. Dolayısıyla aynen. Telefon numaralarımızdan da değil mi Ahmet Bey ulaşabilirler? Evet. Aynı zamanda telefon numarasından. Zaten internetin... 7/24 hizmettesiniz. Kesinlikle telefonlarınız kapanmıyor. Her şekilde ulaşabilirsiniz. Hiç kapanmaz evet. Telefonlar. Aynen. Aynı zamanda bizim aracılığımızla izleyen gelen izleyicilerimize de küçük sürprizler yapabilirsiniz değil mi? İnşallah, bunu da sözünü inşallah. Almış olalım burada. İnşallah inşallah. Seyircilerimiz bekleriz. Adına. Peki Parlak Otoyu neler bekliyor? Var mı şubeleşme? Şubeleşmeden ziyade hani sağlam adımlarla gitmek lazım. Biz o görüşteyiz. İlerleyen zamanlarda inşallah yolumuz ne olur bilmiyoruz ama hani herkes ister büyümeyi yani sonuçta. Biz de siz inşallah Allah'a dinlerse kaliteli hizmetler ödül vermeden hizmetinizi en güzeli büyümek odur yani olabilir. Büyümeden ziyade müşterileri üzmeden. Sizde müşteri memnuniyeti çok önemli. Bizler bunu zaten anladık. Aynen. Ali İhsan Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ahmet Bey, sizlere de çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın ediyorum. Devamını diliyorum. Bir başka programda görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün sizlere Parlak Oto'dan Ali İhsan Bey ve Ahmet Beylerden seslendik. Hepinizi buraya bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.